Arkadaşlar merhaba. SML Hoca YouTube kanalında türev konusunun anlatımının 3. videosuyla karşınızdayız. Konumuz parçalı fonksiyon ve türevi. Evet sevgili arkadaşlar. Parçalı fonksiyonların türevi alınırken öncelikle dikkat etmemiz gereken şu. Bu parçalı fonksiyonlarda mutlaka bir kritik nokta vardır. Nedir bu kritik nokta dediğimiz olay? Parçalı fonksiyonların kopma noktası ya da parçalanma noktası. Örnek veriyorum. Burada fx'in parçalanma noktası x a'dan küçükken yani eksi sonsuzdan diyelim ki tüm reel sayılara tanımlı bir fonksiyon bu. Eksi sonsuzdan a noktasına x eşittir a noktasına gelene kadar hx fonksiyonunu hareket etmiştir ve a'dan sonsuza kadar olan aralıkta da gx fonksiyonuna devam eden fonksiyon bizim fx parçalı fonksiyonumuzdur. Peki bunun türevi nasıl alınır? Arkadaşlar x a'dan büyük iken g türev x'e bakılır arkadaşlar. Yani burada x a'dan büyükken g fonksiyonumuz. Bu yüzden a'dan büyükken de g türevine bakılır. a'dan küçük veya eşitken de h türevine bakılır. Burada not olarak kritik nokta olarak bilinen fonksiyonun tanım kümesinin parçalanma noktalarında f türevi sorulursa eğer fonksiyonun sürekli olup olmadığına ve sağ ve sol türevine bakılır demişiz arkadaşlar. Sağ ve sol türev olayını da birazdan anlatalım. Şimdi bakın. fx fonksiyonunun parçalanma noktası x eşittir 2 noktası. Demek ki bu 2 noktası kritik noktamız. Öncelikle f türev 1 ve f türev 3'e bakalım arkadaşlar. f türev 1 için fx eşittir. f türev x eşittir diyelim. Şimdi 1 nerede arkadaşlar? 2'nin sol tarafında olduğu için yani bu aralıkta olduğu için bu fonksiyonun türevi alınır. Bu fonksiyonun türevi 4 çarpı x'tir ve bir değeri bu fonksiyonda yerine yazılır. Yani 4 çarpı 1'den f türev 1 eşittir 4'tür. F türev 3'e bakacağız arkadaşlar. 3 de 2'den büyük olduğu için, 3 de 2'den büyük olduğu için e, ne diyeceğiz? X artı 3'ün türevine bakacağız. Buradaki f türev x'imiz neymiş sevgili arkadaşlar? X'in türevinden 1. Ben burada e, x gördüğüm yere 3 yazacağım diyeceğim ama türevi x'e bağlı bir e, değişkeni bulunmadığı için, x'e bağlı değil olmadığı için türev F türev 3'te işte ne, ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 diyeceğiz. Peki gelelim kritik noktadaki türeve. Burada sağ ve sol türevlere bakmamız lazım. Dolayısıyla diyeceğiz ki bir F türev X eşittir. Neresi için diyelim arkadaşlar? 2'nin sağ tarafı için diyelim. 2'nin sağ tarafı için türev kaçtır arkadaşlar? 1. Peki F türev X diyelim. 2'nin sol tarafı için eşittir. 2'nin sol tarafındaki türev için de 2'nin sol tarafı olan x 2'den küçük veya eşit işte aralığı için bakalım. Bu fonksiyonun türevi nedir arkadaşlar? 4x'tir. E peki ben 2'yi burada yerine yazdığım zaman sağ türevine gelecektir arkadaşlar. 1 sol türevine gelecektir sevgili arkadaşlar. 2 kere 4'ten 8 sağ türev, sol türevi eşit olmadığı için biz diyeceğiz ki f türevi 2 yoktur diyeceğiz. Yani bu, bu fonksiyon x eşittir 2 noktasında türevsizdir diyebiliriz. Evet arkadaşlar geçelim üst tarafa 34. örnek fx eşittir eksi 12 x eksi 14 3 x kare eksi 2 eksi 2 noktası bizim burada parçalanma noktamız ve x eşittir eksi 2'deki türev sorulmuş bize. Şimdi öncelikle hemen şöyle yazalım eksi 2 kritik nokta olduğu için sol türevi arkadaşlar fonksiyonun eksi 12'dir sağ türevi ise 3 x kare eksi 2'nin türevinden 6 x'tir. Ben eksi 2'yi sol türevinde yerine yazarsam f türev eksi 2'nin solu eşittir eksi 12 olur. f türev eksi 2'nin sağı eşittir. Eksi 2'yi burada yerine yazarsak eksi 2 kere 6'dan eksi 12 olur. Sağ türev sol türev eşittir. Peki bunun manası türevin olduğu anlamına gelir mi? Hayır gelmez. Bir de fonksiyonun sürekli olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Eksi 2'yi eğer yerine yazarsak arkadaşlar burada Eksi 12 çarpı eksi 2 eksi 14 dediğimiz zaman 24'ten 14'ü çıkaralım 10. Eksi 2'yi burada yerine yazdığımız zaman 3 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 2 denilirse 3 kere 4 e, ee, şuradan 12 gelir. 2 çıkardığımız zaman 10 gelir. Fonksiyon sürekli yani sağ limit sol limite eşit olduğu için sürekli. Sağ türev sol türev eşit olduğu için de türevli diyebiliriz. Bu fonksiyonun bu noktada türevi vardır arkadaşlar. Ve f türev eksi 2 dediğimiz e, türev fonksiyonu nedir arkadaşlar? Eşiti e, e, ne gelmişti yukarıda? Eksi 12 gelmişti diyebiliriz. 35. örneğimize bakalım. fx eşittir mx artı 2 n rx kare artı 1 olarak tanımlanmış. Eksi 1'den büyük, eksi 1'e eşit ve eksi 1'den küçük için. Eksi 1'de türevli ise m artı n artı r nedir diye sormuş. Bir arkadaşlar türevli ise süreklidir diyebiliriz. Bu arada burada şunu da eklemekte fayda var sevgili gençler. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın bunu sakın unutmayın. E, türev konusunda çok not aldıracağız ama bu notun yerini tutmayacak. Şimdi LST dedik buna limit buna süreklilik buna türevli dersek sağdan sola doğru gidildikçe fonksiyonun türevi varsa kesinlikle süreklidir. Sürekli ise de kesinlikle limiti vardır denilebilir tam tersine gidersek limiti yoksa süreksizdir. Süreksiz de kes süreksiz ise de kesinlikle türevi yoktur denilebilir arkadaşlar. Tamam? Şimdi burada e, türevli ise demiş ya türevli ise kesinlikle ama kesinlikle süreklidir. Dolayısıyla sürekli ise de kesinlikle limiti vardır deyip önce sağ ve sol limitlerini birbirine eşitlememiz gerekiyor. Sağ sol limit birbirine eşitken eğer ki bir de fonksiyonun o noktadaki görüntüsüne eşitse bu limit değeri fonksiyon süreklidir diyebiliriz. O halde gelin şunu bir inceleyelim sevgili gençler. Öncelikle sol limite bakmak için eksi 1'i burada sağ limite bakmak için eksi 1'i burada yerine yazalım. Eksi m artı 2. Bunun neye eşit olması gerekiyor arkadaşlar? Eksi 1'i yerine yazdığımız zaman n'e eşit olması gerekiyor. Bunun da eksi 1'i yerine yazdığımız zaman eksi 1'in karesi 1, r artı 1'e eşit olması gerekiyor. Yani şu an elimizde bizim eksi m artı 2'nin n'e bunun da r artı 1'e eşit olması gerektiği var. Peki bunları elde ettikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar sağ türevini kontrol etmek için fonksiyonun mx artı 2'nin türevini alın. m değil mi? Bunun türevi budur. Sol türevini elde etmek için de bunun türevini alacağız. Bunun türevi de 2R'dir. Şimdi türevli ise o zaman M de 2R'ye eşittir. Eğer ki M 2R'ye eşitse ben burada M gördüğüm yere 2R ye yazarsam arkadaşım eksi 2R artı 2 neye eşit olacaktır? Bakın buradaki R artı 1'e. R artı 1'e eşittir dedik. Eksi 2R'yi bu tarafa atarsam 3R. 1'i bu tarafa atarsam 1 gelir. R eşittir neymiş? 1 bölü 3. Şu haldeyken M ne olur arkadaşlar? 2 çarpı R'ydi biliyorsunuz. 2 çarpı 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 olacaktır. E, M'yi bulduk. R'yi de bulduk. Eğer ki R'ye 1 bölü 3 eklersem bakın R zaten 1 bölü 3'tü. Eğer buna 1 eklersem şurası ne olur? 2 bölü pardon özür dilerim. 4 bölü 3 olur. Bu 4 bölü de N değerine eşit olacaktır. N sayısı da neymiş arkadaşlar? 4 bölü 3'müş. Peki bizden M artı N artı R'yi istemişti. Bakın burada yerine yazarsak 2 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 4 bölü 3 dersek doğru cevabın 7 bölü 3 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet, sevgili gençler, bir diğer sayfamızda mutlak değer fonksiyonunun türevi. Şimdi parçalı fonksiyonlarda kritik noktaya biz <laughs> parçalanma noktaları demiştik. Mutlak değer fonksiyonunun türevinde e, inceleyeceğimiz şeyler ise mutlak değerin içlerini sıfır yapan değerler. Çünkü bu değerler bu fonksiyonun kritik noktalarıdır. Ve her kritik noktada olduğu gibi bunda da sağ ve sol türevler incelenmelidir. E, konumuza bir bakalım arkadaşlar sayfamıza. Fx, eğer gx'in mutlak değeri şeklinde tanımlandıysa mutlak e, gx sıfırdan farklı olmak üzere arkadaşlar f türev x eğer ki gx sıfırdan küçük olursa Buradaki gx dışarı nasıl çıkacaktır? Eksi gx diye çıkacaktır. Doğru mu? Normal şartlarında fonksiyonu tanımlarsak eğer. fx değil mi? Eşittir. Ne olacaktır? Eksi gx diye çıkacaktır. Artı iken de gx diye çıkacaktır. Türevinde de eğer gx sıfırdan küçükse türevi alınırken eksi g'nin türevi gx sıfırdan büyükse de artı g'nin türevi alınabilir. gx eşittir sıfır için ki buradaki değer kritik noktadır biliyorsun. Sağ ve sol türeve bakılır dedik. Örnek 36. fx eşittir mutlak değer 2x 8 6 olduğuna göre f türev 2 ve f türevi. 3. Şimdi şu 2x 6'yı ben sıfıra eşitlersem x ne gelir arkadaşlar? 3. Bu 3 nedir gençler? Kritik noktadır. Değil mi? Kritik nokta diyelim. E peki kritik nokta ise şuna sonra bakalım. F türev 2'yi inceleyelim önce. X eşittir 2 için. X eşittir 2 için. Fx ne olur sevgili arkadaşlar? Bakın burası negatif olacağından 6 2x diye çıkacaktır. O halde f türev x ne olur sevgili arkadaşlar? Eksi -2 olur. Benden f türev 2'yi istemişti. f türev 2 de -2 ol olur diyebiliriz çünkü x değişkenine bağlı değil. Şimdi f türev 3'e bakacağız. 3 kritik nokta olduğu için sağ ve sol türevlerine bakmamız lazım. x 3'ten küçük iken tamam mı? Yani sol türeve bakıyoruz şu an. x 3'ten küçük iken bu fonksiyon 6 eksi 2 x diye dışarı çıkacağından ve bunun da türevi eksi 2 olduğundan f türev f türev 3'ün sol tarafı da eşittir eksi 2'dir denilebilir. x 3'ten büyük iken diyelim tamam mı? Yani bu sağ türev için bakıyoruz buna. f f türev x eşittir. Şimdi fonksiyonun kendisi ne olacak onu da yazalım arkadaşlar. 2 x eksi 6 bunun türevi ne olur arkadaşlar? 2. Şimdi sol türeve baktık. Eksi 2 geldi. Sağ türeve baktık. 2 geldi. Yani bu fonksiyonun 2 noktasında pardon 3 noktasında türevi yoktur diyebiliriz. Şuraya 3'ü de ekleyebiliriz. F türev 3 eşittir yoktur deriz. Şimdi bu 2x-6 fonksiyonunun mutlak değer fonksiyonunun e, grafiğini de aşağıda verdik bakın. Normal şartlar altında şu mavi ile gösterdiğim fonksiyon eğer kesikli çizgiyle devam etmiş olsaydı bu 2x 6'nın grafiği olacaktı. Mutlak değer içerisine alındığı için x ekseninin altında kalan kısım yani şuradaki kısım arkadaşlar bunun x eksenine göre simetriyi alınmıştır. Tamam mı? Dolayısıyla artık yeni fonksiyonumuz neresi oldu? Bakın şu işaretlediğimiz yer oldu. Şu fonksiyon. Bu fonksiyonda da ileriki kısımlarda grafik üzerinden yorum yapılırken şu nokta sivri nokta olduğu için sivri uç olduğu için zaten bu fonksiyonların bu sivri uçlarda türevinin olmadığını da belirteceğiz. Anlaştık mı? Geçelim arkadaşlar 37. soruya. Mutlak değer x artı 2'nin karesi. Bu f fonksiyonuna eşit ve f türev eksi 2 sorulmuş burada. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Burası x artı 2'nin karesi olduğu için eğer dışarı eksi x eksi 2 diye çıkmış olsaydı zaten eksi x eksi 2'nin de karesi neye eşit olacak? x artı 2'nin karesine eşit olacak. Peki ben ister bunun türevini ister bunun türevini alabilirim artık ve sağ sol türevde eksi 2'yi yerine yazdığımız zaman hep eşit gelecektir. Yani 2 2'yi başa attık 2 çarpı x artı 2 oldu bunun türevi. Peki durum buyken durum buyken. Ben eksi 2'yi yerine yazarsam ne olur? 2 çarpı eksi 2 iki artı 2'den cevap sıfır olacaktır. Neden? Çünkü şura, şurası sıfır. E madem öyle bunun sağ türevi de sol türevi de sıfırdır denilebilir. F türevi eksi 2'de eşittir 0 diyebiliriz arkadaşlar. Tüm bu fonksiyonları genelleyebilmek adına aşağıda bir not verdik. Bakın en pozitif tam sayı olmak üzere eğer fx'i x eksi a'nın eninci kuvveti şeklinde tanımlanan bir fonksiyon varsa... Buradaki arkadaşlar n değeri, buradaki n değeri eğer 1 ise ki az önceki fonksiyonda olduğu gibi tamam eğer 1 ise türev yoktur diyeceğiz. Eğer ki arkadaşlar eğer ki n 2'den büyük veya 2'ye eşitse o halde bunların hepsinin de türevi 0 diyebiliriz. Örnek 38'e bakacak olursak mutlak değer x 2 artı 9 eksi x kare artı 2x olduğuna göre f türev eksi 2 artı f türev 1'in eşiti nedir diye sormuş. Öncelikle x eşittir eksi 2 için diyelim. x eşittir eksi 2 için. F ne olur arkadaşlar? Eksi 2 2'den daha küçük bir sayı olduğu için burası 2 eksi x diye çıkacaktır dışarı. Eksi 2'nin karesi 4. 9'dan 4 çıktığı için pozitif olur arkadaşlar. Ve bu da, burası da olduğu gibi çıkacaktır. 9 eksi x kare artı bir de sonunda 2 x'imiz var. Peki bu f'i düzenlersek sevgili gençler f eşittir. Eksi x kare artı x. 9 artı 2'den de artı 11 gelir. Peki devamını getirelim sevgili arkadaşlar. Bir de diyelim ki x eşittir e, 1 için. Bir de bunun türevini sormuştu bize. x eşittir 1 için f'imizi yazalım. 1'den 2 çıkarıldığı zaman negatif olur. Dolayısıyla 2 eksi x gelecektir. Artı 9'dan 1 çıktığı için ne pozitif olur? 9 eksi x kare gelecektir. Artı 2 x değişti mi değişmedi. O halde aynı f'i bunun için de söyleyebiliriz. O halde f türev eksi 2 biz bunun f'in türevini bulalım. f türev x eşittir ne olur? Eksi 2x artı 1 olmaz mı? Şimdi f'in türevini bulduk bakın burada. f'in türevini bulduktan sonra yerine eksi 2'yi ve 1'i sırasıyla yazabilirim. Eksi 2 için arkadaşlar eksi 2 çarpı eksi 2 artı 1 ne yapar? 5 yani şunun sonucu 5'miş. 1 için de sevgili gençler eksi 2 çarpı 1 artı 1'den sonuç eksi 1 gelecektir. Bunun da türevi eksi 1'miş. 5 ile eksi 1'in toplamı sorulmuş. Dolayısıyla doğru cevabın ne olduğunu söyleyebiliriz. 4 olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim bir sonraki sayfamızla. Bileşke fonksiyonun türevi. Yani biz buna artık zincir kuralı diyoruz. Müfredatta y eşittir f u ve u eşittir g x olsun. O halde y eşittir f bileşke g x'in türevini arkadaşlar yani şu ifadenin türevini f g x. Şimdi bakın şu f bileşke g x'i ben nasıl yazabiliyorum? f g x şeklinde yazabiliyorum zaten. Dolayısıyla bunun tamamının türevi manasına geliyor bu. Bunu da dy bölü dx eşittir ki bu türev manasına geliyor biliyorsun artık. dy bölü du yani y'nin u'ya göre türevi çarpı u'nun x'e göre türevi şeklinde yazabiliyoruz. Peki bunu yapabilmek için de f türev u ile g türev x'i çarpmamız gerekiyor. Ki bu da u dediğimiz fonksiyon neydi arkadaşlar? gx'ti. f türev gx çarpı g türev x biçiminde yazabiliyoruz bunu. Yani fonksiyonun f'in türevini aldıktan sonra içerisinde g'yi yazıp çarpı bir de g'nin türevini bulabiliriz. Aynı kuralı daha fazla fonksiyon içinde uygulayabilirsiniz diye not düşmüşüz buraya örnek 39'a bakalım fx eşittir x küp eksi x ve gx eşittir x kare artı 1 olduğuna göre y eşittir f bileşke gx'in türevini bulunuz demişiz şimdi f bileşke gx'in türevi bulunurken y türev eşittir f türev gx çarpı g türev x yazacaktık Pekala F'in türevini bulabiliriz. F'in türevi nedir arkadaşlar? F'in türevi eşittir. 3x kare eksi 1'dir. Peki g'nin türevi de lazım bize. G'nin de türevini bulalım. 2x'tir. Doğru mu? Şimdi bakın ben ne yapacakmışım? F'in türevinin içerisine gx yerleştireceğim. Ve sonrasında da g türev x ile bu ifadeyi çarpacağım. Peki yazalım. F'in türevinde ben gx'i yerine yazarsam. 3 çarpı gx dediğimiz fonksiyon x kare artı 1'di x kare artı 1'in bakın sadece x gördüğüm yere yazıyordum ben e, şu ifadeyi dolayısıyla bunun da nesi diyeceğim karesi eksi 1 çarpı g türev x şu kısmı yazıyorum şu an 2x demek ki bizim fonksiyonumuzun türevi neresiymiş arkadaşlar bu kısımmış diyeceğiz devam edelim sevgili arkadaşlar bir üstteki soruyla arttan notumuz yok üst tarafa çıktık 40. soruyu çözelim y eşittir 3 t kare artı t ve t eşittir 4 x kare artı 5 x. Bize neyi sormuş? Y'nin x'e göre x değişkenine göre türevini sormuş. Pekala. Ben bunu elde edebilmek için Burada dy bölü y neye bağlı arkadaşlar? T'ye dolayısıyla dt çarpı t de x'e bağlı olduğu için dt bölü dx dersem eğer burada dt'ler gidiyor gibi davranır ve dy bölü dx'i elde edebiliriz. Pekala. Bu dy bölü dt yani y'nin t'ye göre türevi 2'yi attım başa 6t artı t'nin türevi 1 çarpı devamını getirelim t'nin x'e göre türevi yani şurayı x'e göre türevini alacağız 8x artı 5 aslında türevin sonucu bu ama bize dy'nin x'e bağlı değişken türünden türevini sormuştu burada hala t gibi bir ifade var dolayısıyla ben t gördüğüm yere de şu ifadeyi yazarsam eğer sonucu doğru olarak bulurum. Yani 6 çarpı 4x kare artı 5x çarpı 8x artı 5 bizim ifademizin bize sorulan ifadenin türevidir denilebilir sevgili arkadaşlar. 41. soru. Y eşittir 2t, x eşittir kökü ve t eşittir x kare olduğuna göre y eşit fu'nun türevini bulunuz. Yani dy bölü du soruluyor bu sefer bize. O halde ben burada ne, ne yapacağım arkadaşlar? dy bölü dt dy bölü dt çarpı dt bölü dx çarpı dx bölü du diyeceğim. Ve bu sefer de bakın dt'ler ve dx'ler gittiği zaman elimizde dy bölü du kalacak bu sefer. Pekala y'nin t'ye göre türevi, şu fonksiyonun türevi nedir arkadaşlar? 2 t'nin x'e göre türevi 2x'tir çarpı x'in u'ya göre türevi de 1 bölü 2 kök u'dur şimdi y'nin u'ya göre türevini soruyordu, Bir üstteki soruda yaptığımız gibi bu sefer u'ya göre türev soruluyordu, ben bu sefer x gördüğüm yere ne yazacağım bakın burada x kare yazabilirim, dolayısıyla 2 çarpı pardon çok özür dilerim x gördüğüm yere kökü yazacağım çok pardon arkadaşlar. El alışkanlığı genelde x'in türevi sorulduğu için bu şekilde e, bir hataya sebebiyet verdi. 2 çarpı x'imiz neydi arkadaşlar? Kökü uydu. Kök u çarpı 1 bölü 2 kök u oldu. Bakın ben ne yaptım? x gördüğüm yere şu ifadeyi yazdım. O halde buradaki kökü ile buradaki kökü da birbirini götürürse aynı zamanda buradaki 2 ile buradaki 2 de birbirini götürürse doğru cevabın 2 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Devam edelim bir sonraki sayfadaki örnek 42 ile. F x küp eksi x artı 2 eşit x kare eksi x artı 3 olduğuna göre f türev 2 nedir diye sormuş bizlere. Şimdi gelin arkadaşlar sırasıyla f'in türevini alalım. F türev x küp eksi x artı 2 çarpı içinin türevi diyoruz. Bakın Buradaki g ise az önce öğrendiğimiz fonksiyonda. Bakın şurası. Tam olarak gösterelim yerini. Bakın burada f türev gx çarpı g türevi istiyorduk. Aşağıya indik. Burada da gx eğer şu morla işaretli yerse eğer f türev x küp eksi x artı 2 çarpı bunun türevi. Yazalım. 3x kare eksi 1. Değil mi? Eşittir. Karşı tarafın türevi. Yani 2x eksi 1 oldu. Pekala. Şimdi bizden f türev 2 istenmişti. Peki ben burada x küp eksi x artı 2 de x gördüğüm yere ne yazarsam 2'yi elde edebilirim. x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası 1 burası eksi 1 gider ve sadece 2 kalır elimizde. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 1 yazacakmışız. f türev 2 çarpı 3 çarpı 1 eksi 1'den 2 eşittir 2 çarpı 1 eksi 1'den 1 gelir. Demek ki f türev 2'miz neymiş sevgili arkadaşlar? 2'yi karşıya bölüm olarak atarsak 1 bölü 2'ymiş diyebiliriz. Cevabımız da budur deriz. 43. örnek. F ve G fonksiyonları x eşittir 1 absisli noktada türevli. G eşittir 1, G1 0 ve F eksi 1 0'dan farklı olmak üzere. F x çarpı Gx eksi x eşittir 2x eksi x kare olduğuna göre. G türev 1'i bulunuz demiş. Şimdi öncelikle G'nin türevinden bahsettiği için ve G'nin türevini de alabilmenin tek yolu F'in türevini almaktan geçtiğinden arkadaşlar. Gelin buradaki F'in türevini alalım. F türev x çarpı gx eksi x eşittir. Tabi eşittirden önce içerinin türevini de almamız gerekiyor. Çarpı. içinin türevi nasıl alınır arkadaşlar? X çarpı gx'in türevi. Birincinin türevi çarpımı türevini uygulayacağız. Bakın 1 çarpı ikinci gx artı birinci sabit kalsın x ikincinin türevi yani g türev x eksi 1 de x'in türevi var 1 eşittir. Karşı tarafın türevi ne olur arkadaşlar? 2 eksi 2 x olacaktır. Pekala uzun geldi diye korkmayın. Şimdi birazdan büyük ihtimal hepsi birbirini götürecek. G1'in 0 ve f 1'in 0'dan farklı olduğunu biliyoruz. Gelin x gördüğümüz yere 1 yazalım ki bakın burada bir sürü G1 olacak olsun. Tamam. F türev 1 yazarsak bunların bir hükmü kalmaz zaten. G1 eksi x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. 1 çarpı G1 artı 1 çarpı G türev x de G1 olur. G türev 1 değil mi? Eksi 1 eşittir. Karşı taraf 2 eksi 2 çarpı 1'den 0 gelecektir. X gördüğümüz yere 1 yazdık. Tamam. Şimdi bu iki ifadenin çarpımı 0 olacakmış. Peki G1 neydi arkadaşlar? 0. Yani F türev eksi 1 oldu burası çarpı. Şurası ne oldu? G1 0'dı. Bunu görmezden gelebiliriz artık. G türev 1 eksi 1 ne olması gerekiyormuş? 0. Burada bize şöyle bir bilgi vermiş. Bu ne işimize yarayacaktı? İşte şimdi işimize yarayacak. f'in e, eksi f eksi 1'in ne olduğunu vermiş. Sıfırdan farklı olduğunu vermiş. Aslında soruyu da yanlış yazmışız. Bunu da düzeltebilirsek seviniriz arkadaşlar. f'in türevinde eksi 1 sıfırdan farklı olacak. Tamam mı? f'in türevi eksi 1 sıfırdan farklı. Buna dikkat. E, sıfırdan farklı ise şurası sıfırdan farklıdır diyebiliriz. O halde kesinlikle ama kesinlikle bunun sıfıra eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. G türev 1 eksi 1 eğer 0 ise G türev 1 ne olur arkadaşlar? 1 olur diyebiliriz. Yani cevabımız neymiş? 1'miş dedik. Kusura bakmayın buradaki sorunun da yanlış yazılmasından kaynaklı. Y eşittir. Eğer fx'in eninci kuvveti biçiminde verildiyse yani bir fonksiyonun eninci kuvveti varsa bunun türevini aynı polinom fonksiyonun türevi gibi alınabilir dedik. N'i başa atacağız arkadaşlar. Tamam çarpı fx üzeri n eksi 1 çarpı 1 de ne olacak? f'in türevi olacak. İçinin türevini hiçbir şekilde unutmayın sevgili arkadaşlar. Devam edelim üstteki soruyla. Örnek 44. y eşittir. 1 bölü x kare artı x artı 1'in küpü olduğuna göre dy bölü dx nedir? Yani f'in türevinde eksi bulunuz. Yani y'nin türevini bulunuz demiş bize. Ben bu y'yi eğer x kare artı x artı 1'in eksi 3. kuvveti şeklinde yazarsam bunun türevini daha basit alırım. Eksi 3'ü başa attık arkadaşlar. Çarpı x kare artı x artı 1'in eksi 3'ü bir azaltırsam eksi 4. kuvveti çarpı 1 de içinin türevi. Yani 2x artı 1 yazabilirim. İşte bu yazdığımız şey arkadaşlar sorumuzun cevabı. Tamam mı? E, ee, dolayısıyla ne yapacağız? Düzenlememize gerek var mı? Düzenlememize gerek yok. Yani bunu normalde şu şekilde de yazabilirsin bak. Eksi 3 çarpı 2x artı 1 bölü x kare artı x artı 1'in dördüncü kuvveti de yazsan olur. Aynı şey zaten. Şu eksi 4'ü yani şunu ters çevirmek için kullandık ve dördüncü kuvvetini aldık tamam mı? 45. örnekteyiz fx pozitif tanımlı bir fonksiyon f kare x kare artı x eşittir x küp artı x artı 1 ise f türev 0 nedir diye sormuş şimdi öncelikle bunu f'in karesi diye düşünürsek 2'yi başa attığımız zaman ne gelir arkadaşlar 2 çarpı f x kare artı x bu şekilde üstünü de biraz atmış oldum çarpı f türev x kare artı x çarpı Şuranın ee, şey ne olacak Arkadaşlar Türevi 2x artı 1 Eşittir karşı tarafın Türevi x küp Artı x artı x küp Artı x artı 1'in türevi ne olacak Arkadaşlar 3x kare Artı 1 olacak Peki devamını getirelim e, Ben burada F türevi 0'a ihtiyacım olduğu için Şurada x gördüğüm yere 0 yazabilirim Böylelikle 2 çarpı f 0 çarpı f türev 0 çarpı 2 çarpı 0 artı 1'den 1 gelir. Eşittir 1 mi olur? Çünkü şurası 0 olur. Değil mi? Pekala. Şimdi f türev 0'a ihtiyacım var ama. Tamam bunu bulacağım. Ama bu sefer de başka bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. O nedir? f 0. Peki f 0'ı nereden bulabiliriz sevgili arkadaşlar? f 0'ı. Gelin şurada yerine yazalım. Bakın x gördüğüm yere yine 0 yazarsam f kare 0 eşittir 0 artı 0 artı 1'den ne gelir? 1 gelir. O halde fx'in de pozitif tanımlı olduğunu biliyoruz. Ben burada f0 aslında 1 veya f0'ı eksi 1 olarak bulabilirim. Ama pozitif tanımlı dediği için f0'ı 1 kabul edeceğiz. Dolayısıyla burası da 1 ise 2 tane f türü f0 ne olacaktır? 1 olacaktır. f türü f0'da ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 2 gelir diyebiliriz. Cevabımız da bu olur dedik. 46. örnek. G3'ü, G türev 3'ü vermiş bize. Fx artı 1'inde g kare x kare artı x artı 1 olduğunu vermiş. F türev 2'yi sormuş. Şimdi F'in türevini sorduğuna göre gelin şurada türev almaya başlayalım. F'in türevinde x artı 1 çarpı içini türevi 1 olduğu için yazmıyorum. Eşittir. G kare x kare artı x artı 1'in türevini alacağım. 2'yi başa attık. 2 çarpı g x kare artı x artı 1 çarpı. Şimdi g'nin türevini alacağız. g'nin türevinde x kare artı x artı 1 çarpı. içinin türevi 2x artı 1. Tamam mı? Şimdi ben burada f e, türev 2'yi sorduğu için x gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. f türev 2 olur orası. Eşittir. 2 çarpı x gördüğümüz yere yine 1 yazarsak g 1 artı 1 artı 1'den 3 gelir çarpı g türev yine 1 artı 1 artı 1'den 3 gelecek çarpı 2 kere 1 artı 1'den Gene 3 gelecek Şimdi bize g3'ü vermiş g3 neydi arkadaşlar 2 Peki bize g türev 3'ü vermiş mi Onu da vermiş bu da 3'müş arkadaşlar O halde yerine yazarsak bakın f türev 2'nin 2 kere 2 4 3 kere 3 9 4 kere 9 36 olduğunu Söyleyebiliriz Geçelim bir sonraki sayfada 47. örneğimize. F kare 2x eşittir x kare artı 3'ün küpü olduğuna göre f türev 2'nin alabileceği değerleri sormuş bize bakın. Öncelikle 2'yi başa attık. 2 çarpı f f 2x hemen türevine saldırmayalım. 2x çarpı f'in türevinde 2x çarpı bir de içinin türevi 2 eşittir. 3'ü atalım başa. 3 çarpı x kare artı 3'ün karesi çarpı içinin türevi 2x. Tamam mı? F türevi 2 sorulduğuna göre ben x gördüğüm yere 1 yazacağım. 2 çarpı f2 çarpı f türev 2 çarpı 2 eşittir. 3 çarpı 1'in karesi 1 artı 3'ten 4. 4'ün karesi 16 çarpı 2 kere 1 2. Tamam mı? Bakın hatta ve hatta şuradaki 2 ile buradaki 2'yi götürüp 4 götürdük toplamda. Şunu da götürürsek burada 4 kalır. F2 ile F türev 2'nin çarpımı ne olacakmış arkadaşlar? 3 kere 4 12. 4 kere 2 24 olacakmış. Peki şimdi bize ne lazım? Bu sefer de F2 mi lazım? F2'yi bilmiyoruz. F2'yi nereden bulacağız arkadaşlar? Fonksiyonda yerine yazarak. Tamam mı? Şimdi tabii ki F2'nin de alabileceği değerler gelecek. F2'yi bulabilmek için X gördüğümüz yere yine 1 yazarsak F kare 2 eşittir. 1 artı 3'ün 4 olduğunu 4'ün küpünün de 64 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla f2 dediğimiz değer ya 8'dir ya da eksi 8'dir. Eğer ki 8'i kabul edersek tamam mı 8'i kabul edersek 8 çarpı f türevi 2 eşittir 24'ten f türevi 2 ne gelir? f türev 2 eşittir 3 gelir arkadaşlar bu 1. İkinci olarak da f türev f2'yi eğer eksi 8 kabul edersek bu sefer de yerine yazıldığı zaman eksi 8 e, f türevi 2'ne gelecektir. Eksi 8'de neyi çarparsam 24 yapar? Eksi 3'ü değil mi? F türevi 2'nin alabileceği değerleri sormuştu bize. İşte bunlardır diyebiliriz. F türevi 2 ya 3'tür ya da eksi 3'tür denilebilir. Aşağıda bir notumuz var. Eğer ki fx eşittir kök içerisinde gx ise f türevi x'i Bunu şu şekilde düşünebiliriz. E, bu fonksiyonun içinin türevi çarpı bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi. Bu her zaman olur mu? Evet kare her zaman olur. Her zaman yapabiliriz. Hatta hatta kök x'in türevi alınırken de bakın. Kök x'in türevi neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 kök x'ti. Doğru mu? Bakın içinin türevi olan x'in türevi 1 zaten buraya yazılmış. 2 çarpı fonksiyonun kendisi diye zaten uygulamış da olmuştuk biz daha öncesinde. Doğru mu? Eğer nm'den büyük olmak üzere fx n'inci dereceden kök içerisinde g üzeri mx ise fx'i gx'in n bölü n'inci kuvveti şeklinde yazarsak daha kolay türev alabiliriz. Yani bunun da kendine has bazı formülleri var tabii ki ama ben bunu gx'in n bölü n'inci kuvveti olarak yazdığım zaman türevini daha basit bir şekilde alabilirim. Evet 48. örneğe bakalım. Bunun türevi nedir diye sormuş. İçinin türevi demiştik. İçinin türevi nedir arkadaşlar? Bunun 6x kare. Doğru mu? 6x kare eksi 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde 2x küp eksi x artı 2. Yani fonksiyonun kendisini direkt buraya yapıştırabiliriz. Bu da f türev x olacaktır deriz arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yani 49. soruya. Şu kısmı bir temizleyelim. Bakın burada ne demiş? Örnek 49'da fx x çarpı x eksi 1 çarpı kare kök içerisinde x kare eksi x ise f türev eksi 1 nedir diye sormuş. Öncelikle ben bu fonksiyonu e, şu şekilde ifade edebilirim. x çarpı x eksi 1'i içeri dahil edebiliriz ki x çarpı x eksi 1 x kare eksi x'tir. Bunu da içeriye dahil edersem karesini alarak içeri sokacağız. Yani bu fonksiyon aslında şuymuş. Bir de içeride bir tane daha x kare eksi x var. Ben bu fonksiyonu açık açık yazayım. Herkes anlasın. x kare eksi x'in karesi diye şunu içeri dahil ettim. Bir de içeride zaten x kare eksi x'imiz vardı. Yani içerisi x kare eksi x'in nesi oldu? x kare eksi x'in küpü oldu. Doğru mu? Şimdi bu fonksiyonun türevini alalım. Önce içinin türevi. 3 çarpı x kare eksi x'in karesi çarpı fonksiyonun içinin türevi. 2x eksi 1 bölü ne vardı formülde? 2 çarpı fonksiyonun kendisi. Yani kare kök içerisinde artık x kare eksi x'in küpü diyebiliriz. Burada ne demiş arkadaşlar? x gördüğün yere eksi 1 yaz demiş türevinde. Gelin yazalım. 3 çarpı eksi 1'in karesi 1. Eksi eksi 1'den 2. 2'nin karesi var bir de burada 4 çarpı. 2 kere eksi 1 eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 oldu. Değil mi? bölü 2 çarpı karekök içerisinde eksi 1'in karesi eksi eksi 1'den ne olur 2 i̇ki, 2'nin küpü 8 yani burası da 8 oldu e peki e, şurası ne olur arkadaşlar 3 kere 4 12 eksi 36 geldi yukarıdan eksi 36 bölü 2 çarpı kök 8 diyor bu da 4 kök 2 yapar doğru mu 4 kök 2 hatta biraz daha düzenleyelim bunu hani ÖSYM'nin ışıklarda vereceği tarzda 36 ve 4'ü sadeleştirirsek 9 olur Burayı da eğer kök 2 ile genişletirsem ben eksi 9 kök 2 bölü 2 gelecektir bizim fonksiyonumuzun bu noktadaki türevi. Geçelim 50. ve bu videonun son örneğine. fx'i bize 1 artı x bölü 1 eksi x'in ikisinin de kare kökü olarak verdi, vermiş ve demiş ki f türev 1 bölü 2'yi bulunuz. Bakalım ben bu fx'i şu şekilde yazabilir miyim arkadaşlar? fx eşittir tek kök içerisinde 1 artı x bölü 1 eksi x biçiminde yazabilirim. Bunun türevi alınırken de sevgili arkadaşlar e, ee, ne diyorduk? İçinin türevi ki içinin türevinde burada bölümün türevini uygulamak zorundayız. Gelin bölümün türevine bakalım. 1 artı x'in türevi 1 zaten çarpı ikinci yani 1 eksi x eksi birincisi 1 artı x ikincinin türevi neydi? Eksi 1. Eksi eksi 1 şuradan artı 1 yapsın. Bölü bölü. 2 çarpı fonksiyonun ta kendisi. Yani 1 artı x bölü 1 eksi x. Anlaştık mı? Şimdi şuraya baktığımız zaman şurada bir eksi x'imiz var. Burada bir artı x'imiz var. X'ler gidecek zaten. Burada bir birimiz. Bir de burada birimiz var. 2. Iki. O 2 ile de şuradaki bak 1 artı 1 2 ya. Yukarıda sadece 2 kaldı artık. Bu 2 ile de şuradaki 2 giderse doğru cevabım 1 bölü, 1 bölü 1 artı x bölü 1 eksi x olduğunu gördük. Şimdi de ben x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam 1 artı 1 bölü 2 3 bölü 2'dir. Biraz daha aşağı inebilir miyiz? Evet. 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 ne olur? 3 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2 de yine 1 bölü 2 olacaktır. İkileri de götürürsek kök 3 mü kalır? Yani 1 bölü şurası da tabii kök vardı bir de burada onu da unutmayalım. 1 bölü ne oldu arkadaşlar? Kök 3 oldu. Bunu da eğer kök genişletecek olursak kök 3 bölü 3 yapacaktır bu türevin sonucu. Evet. Sevgili gençler 3. videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. 4. videoda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız.